Arkadaşlar merhaba. 11. sayımızda kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin 3. kısmı olan kovalent bağ ve kovalent bileşikler konusunu işleyeceğiz. Amatör atomlarının elektron olma eğilimleri birbirine yakın olduğu için bu atomlar elektron alışverişi yapma konusunda uzlaşamazlar ve elektronlarını ortaklaşa kullanarak kararlı hale ulaşmaya çalışırlar arkadaşlar. Peki amatör atomları kimlerdir? Bunları bilmenizde fayda var arkadaşlar. Hidrojen, karbon, azot, oksijen ve flor fosfor, kükürt, klor, brom ve iyot. Bu 10 tane elementi hatırlamanızda fayda vardır. Bunların haricindekiler nedir? Ya soy gazdır, onlar da 6 tane. yarı metaldir, onlar da 5-6 tane. Ve geriye kalan tüm elementler nedir? Metaldir arkadaşlar. Peki, ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucunda oluşan bağ ne denir? Kovalent bağ denir. Ve bu ilişkilere kovalent ilişkiler denir arkadaşlar. Kovalent bağlar çoğunlukla ametal atomları arasında oluşur. Ve molekülde atomları bir arada tutan güçlü etkileşimdir. Ortaklaşa kullanılan elektronlar atomların çekirdeği tarafından çekilir. Ve kovalent bağda şunu söyleyeceğiz. Aynı ametal atomlar arasında oluşuyorsa kovalent bağ buna apolar kovalent bağ. Eğer farklı ametal atomlar arasında oluşuyorsa bu bağ polar kovalent bağ diyeceğiz arkadaşlar. H2, F2 ve HV molekülleri incelerek elektron ortaklaşmasını anlamaya çalışalım. Hidrojen atomunun son yörüngesinde bir elektron vardır. Ve bir elektron olarak kendisini dublet kuralına uydurmaya çalışır. Fakat iki hidrojen atomu da elektron vermek istemez. Bu sebeple aralarında bu elektronları ortaklaşa kullanırlar. Ve bu ortaklaşa kullanım sonucunda her iki hidrojen atomu da derlik elektron sayısını ikiye tamamlayarak dublet kuralına uyarlar. Ve ortaklaşa kullanılan bir çift elektron sayesinde aralarında bir bağ oluşur. Flor atomuna baktığımızda ise flor atomun etrafında son yörüngesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektron barındırır. Ve flor bir elektron olarak kendisini oktet kuralına uydurmaya çalışır. Fakat iki flor elektron vermek istemeyeceği için bu elektronlar ne yapılır? Aralarında ortaklaşa kullanılır. Ve ortaklaşa kullanım sonucunda her iki flor atomda derlik elektron sayısını 8'e tamamlayarak oktet kuralına uymuş olur. Ve ortaklaşık kullanılan bir çift elektron sayesinde aralığında bir bağ oluşur. Bu sefer de hidrojen ve flor atomlarına bakalım. Hidrojenin dublet kuralına uymak istediğini, florun ise oktet kuralına uymak istediğini biliyoruz. Ve her ikisi de birer tane elektron almak istiyor. Ve ikisi de elektron vermeyeceği için bu elektronları ortaklaşa kullanılır. Bu sayede hidrojen atomu 2 elektron olduğundan dublet kuralına, flor atomunun da son katmanında 8 elektron olduğundan dolayı oktet kuralına uyuyor. Ve flor ve hidrojen atomları arasında bir çift elektron sayesinde bir bağ oluşuyor. Peki, molekül oluşumunun Lewis yapısı gösteriminden bahsedeyim. Arkadaşlar, kovalent bağlı bileşiklerin oluşumunda atomların son katmanındaki bulunan değerlik elektronun rol oynadığını söylemiştik. Ve bu elektronların bazıları bağ oluşumuna katılırken bazıları bağ oluşumuna katılmaz. Bir atomun bağ yapabilme kapasitesi Onların Lewis gösterimindeki tek elektronlarını bağlıdır. Örneğin flor 9 Lewis nokta gösterimini yaptığınız zaman 2-7 şeklinde olacaktır. Flor atomunun etrafında 1-2-3-4-5-6-7 tane nokta vardır. Flor atomu tek elektronların sayısı kadar bağ yapar. Ve bu flor atomunun bir tane tek elektron olduğu için bir bağ yapar deriz. Ve Bağ oluşuna katılan elektron çiftlerine ortaklanmış elektron çiftleri denir. Bağ oluşuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklanmamış elektron çiftleri denir. Ve atomlar arasındaki ortaklanmış bağlayıcı elektron çifti çizgiyle de gösterilebilir. Şekillere baktığımız zaman floron bir çift elektron ortaklaşa kullanılmış. Oksijende ise iki çift elektron ortaklaşa kullanılmış. Hidrojen atomunda ise ortaklanmamış elektron kalmış ve bir çift ortaklaşa kullanılmıştır. F2 molekülünde ise ortaklanmamış 6 çift elektron vardır. Kırmızıya gösteren elektronlar 6 çift elektronlardır ve bunlar bağ yapımına katılmamışlardır. Ve atomlar arasındaki bağlar 2 nokta ne bir çizgi gösterebilir. Buradaki bir çizgi bir çift elektron demektir ve çizgiler atomlar arasındaki bağların sayısını gösterir. Hidrojen atomu bir bağ yapmıştır oksijen 2 bağ yapmıştır ve azot atomu 3 bağ yapmıştır deriz. Element moleküllerin oluşumundan ve Lewis yapısından bahsedelim birazdan. F2 molekülüyle başlayalım. Florun atom numarası 9'dur. Elektron katman dizini yaptığımızda ise 2 7 şeklinde olur. Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için de flor atomun etrafında 7 tane nokta olur. Ve bir atom tek elektronu kadar bağ yapacağı için flor atomu 1 bağ yapar. İki flor atomu yan yana geldi neyse değerlik elektron sayısını 8'e tamamlamak için yani oktet kuralına uymak için birer tane elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Ve bu ortaklaşa kullanımı sonucunda flor molekülünde flor atomları arasında apolar kovalent bağ oluşur. Ve F2 molekülünün bağlayıcı elektron çifti sayısı bir tanedir. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı ise 6 tanedir. Bazı sorularda yanıltıcı olsun diye Buradaki çiftler yine tekleri kullanabiliyorlar. Örneğin diyorlar ki flor molekülünde 12 tane elektron ortaklaşmaya katılmamıştır. Veya bunu şaşırtmak için şu şekilde söylüyorlar. 12 çift elektron ortaklaşmaya katılmamıştır diyebiliyorlar. Arkadaşlar burada 6 çift elektron katılmamış veya 12 tane elektron katılmamıştır. Lütfen buradaki çift ve tek olayına dikkat edelim. Oksijen molekülüyle aynı olayı tekrar irdeleyelim. Atom numarası 8 olan oksijen atomunun katma elektron dizilimini yaptığımızda son yöngesinde 6 elektronu vardır. Yani derdik elektron sayısı alttır. Peki oksijen atomunun şimdi Lewis yapısını yapalım. Lewis yapısını yaptığımızda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktası olacaktır. Ve oksijen atomunda 2 tane tek elektron olduğu için 2 bağ yapar diyeceksiniz arkadaşlar. Oksijen atomları yan yana geldiğinde ise bu tek elektronlarını eşleştirmek isteyecekler ve bu eşleştirme yapınca da oktet kuralına uymuş olacaklar. Ve ikisi de birer tane, ikişer tane elektron ortaya koyar ve bu iki elektron oksijen atomları tarafından ortaklaşa kullanılır. Ve bunların etrafında 1, 2, 3 ve 4 çift ortaklaşmaya katılmayan elektron vardır. Oksijen molekülünün bağlarını çizgiyle gösterirsek 2 oksijen atom arasında iki çizgi olacaktır bir çizgi bir çift elektron, iki çizgi iki çift elektron demektir. Ve yine ortaklaşmamış elektronlarını etrafında noktalarla gösterebiliriz arkadaşlar. Bağ oluşumunu ve Lewis gösterimini azot molekülü üzerinden tekrar edelim. Atom numarası 7 olan azotun elektron katman zilini yaptığımız zaman 2, 5 şeklinde olacaktır. Ve değerlik elektron sayısı 5 olduğu için azotun etrafında 5 tane nokta olacaktır. Azotun 3 tane tek elektron olduğu için 3 bağ yapacaktır. Ve iki azot atomu yan yana geldiklerinde 3'er tane elektronlarını ortaya koyacaklar. Ve bu 3 elektron artık ortaklaşa kullanılacak. Ve ikisinde de birer çift elektronu ortaklaşmaya katılmadan duracaktır. Ve her iki atom da artık oktetini tamamlamış olacak. Bakın 2, 4, 6, 8, Yine boazot için bakarsak 2 4 6 8 olacaktır. Bağları çizgileri gösterelim. 2 atom arasında 3 tane çizgi olacaktır. Yani üçlü bağ olacaktır ve birer çift elektron yine bağ katılmadan duracaktır. Arkadaşlar Lewis gösteriminde atomların tüm derki elektronları gösterilmek zorundadır. Eğer gösterilmezse yanlış olur. Yani şöyle bir gösterim Lewis gösterimi için yanlıştır. Çünkü ortaklanmamış elektronlarını göstermemişler. Şimdi bileşik moleküllerin oluşumundan ve Lewis yapısından bahsedelim. Bunları örnekler üzerinden anlatalım. İlk örneğimiz hidrojen klorür molekülü olsun. Hidrojen atomun atom numarası 1'dir ve elektron katman zilini yaptığımızda birinci gölgesinde bir elektron olur. Ve değerdeki elektron sayısı da 1 olduğu için Lewis nokta gösteriminde bir noktası olur. Klorin ise atom numarası 17'dir. Elektron katman zilimi 2, 8, 7 şeklindedir. Değerdeki elektron sayısı 7 olduğu için de Lewis nokta gösteriminde Sembolün etrafında 7 tane nokta olur. Bunlardan üç tanesi çifttir. Bir tanesi tektir. Her iki atomun da birer tane tek elektron olduğu için ikisi de bir tane bağ yapar. Ve bu atomlar yan yana geldiklerinde tek elektronların ortaklaşa kullanılır. Ve bu şekilde aralarında bir bağ oluşur. Bu bağ farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağ deriz. Ve bağ oluştuğunda klor atomu 3 çift elektronunu bağa katmaz. Hidrojen atomun ise bağa katılmayan elektronu kalmıştır. Ve ayrıca hidrojen atomu dubliyet kuralına, klor atomu ise oktet kuralına uymuş olur arkadaşlar. Su molekülündeki bağ oluşumunu ve Lewis gösterimini inceleyelim. Su molekülündeki hidrojen atomunun bir tane protonu, oksijenin ise 8 tane protonu vardır. Her iki atomda elektron katman dizimi yaptığımız zaman hidrojenin 1, oksijenin ise 2 alçaklı olduğunu görüyoruz. Hidrojenin bir tane değerli elektron olduğu için Lewis nokta gösteriminde bir tane noktası vardır. Oksijenin ise alttan tane elektron olduğu için Lewis nokta gösteriminde alttan tane noktası vardır. Ve hidrojenin bir tane tek elektron olduğu için bir bağ yapar. Oksijenin ise iki tane tek elektron olduğu için iki bağ yapar deriz. Bu atomlar yan yana geldiklerinde oksijenin her bir tek elektron bir tane hidrojen getiririz. Şöyle ki Oksijenin iki çift ortaklaşmaya katılma elektronu vardır. İki tek ortaklaşmaya katılacak olan elektronu vardır. Ve bu her bir tek elektronun yanına bir tane düzen getirilir. Ve böylelikle oksijene iki tane düzen atomu bağlanmış olur. Bunu çizgilerle gösterirsek oksijeni merkeze yazarız. Oksijenin ortaklaşmaya katılma elektronlarının üstü, üst kısmına yazarız. Ortaklaşmaya katılma elektronları ise alt tarafa serpiştiririz. Ve bu şekilde molekülün Lewis gösterimi yapılmış olur. Molekülde farklı atomlar arasında bağ oluştuğu için bu bağ ne diyoruz? Polar kovalent bağ diyoruz. Molekülü incelediğimizde ise hidrojen atomlarının dublet kuralına, oksijen atomunun ise 2, 4, 6, 8'den dolayı oktet kuralına uyduğunu görüyoruz. Amonyak molekülü örneği üzerinden Lewis nokta gösterimlerinin nasıl yapıldığını anlamaya çalışalım. Azotun atom numarası 7'dir. Hidrojenin ise atom numarası 1'dir. Her iki atomun elektron katman zilini yaparsak hidrojen 2, 1, azotun 2 ise 2, 5 şeklinde olur. Ve değer elektron sayısına baktığımız zaman hidrojen 1 olduğu için Lewis nokta gösteriminde bir tane noktası olur. Azotun ise 5 tane değer iki elektron olduğu için 5 tane noktası olur. Azotun bu 5 elektrondan 3 tanesi tek olduğu için 3 bağ yapar. Hidrojenin bir tane tek elektron olduğu için 1 bağ yapar. Molekülün Lewis nokta gösterimini yaparken çok bağ yapan atomu ilk önce merkeze alın. Ve çok bağ yapan atomda eğer ortaklaşmaya katılmayacak olan elektron çiftleri varsa bunları üstte yazın. Ortaklaşmaya katılacak olan elektronları ise atomun alt taraflarına serpiştirin. Ve her bir tek elektronun yanına birer tane hidrojen getirin. Bu şekilde yaptığımızda molekülün Lewis nokta gösterimini çıkarmış oluyoruz. Arkadaşlar bağları çizgilerle de gösterebilirdik. O yüzden şöyle bir şey de yapabiliriz. Ve molekülün yine Lewis gösterimini yapmış oluyoruz. Bu moleküllere baktığımız zaman azot atomunun 2, 4, 6, 8 tane de erkek sağlayarak oktet kuralına, hidrojen atomunun ise 2'de kalarak dublet kuralına uyduğunu görmüş oluyoruz ve, ve molekülün tanımına baktığımız zaman 3 çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. 1 çift elektron ortaklaşmaya katılmamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi karbondioksit molekülünün Lewis nokta gösterimine bakalım. Karbon atomunun atom numarası 6'dır ve oksijenin iski ise 8'dir. Her iki atomun elektron katman zilini yaptığımız zaman karbonun 2-4 şeklinde oksijenin 2-6 şeklinde olduğunu görüyoruz. Karbonun değerli elektron sayısı 4 olduğu için karbonun derisi nokta gösterinde 4 tane nokta vardır. Oksijenin ise 6 olduğu için 2, 4, 6 tane noktası vardır. Ve karbonun 4 tane tek elektron olduğu için 4 bağ yapar. Oksijenin ise 2 tane tek elektron olduğu için 2 bağ yapar deriz. Evet molekülün şeklini çıkartırken ne yapıyorduk? İlk önce çok bağ yapan atomu merkeze koyuyorduk. Ve merkezdeki karbon atomu 4 bağ yaparken ona bağlanacak olan oksijen atomu 2 bağ yaptı, yapacak. Bu sebeple karbon ve oksijen arasında elektronlar ikişer ikişer ortaklaştırılır. Yani karbon iki tek elektronun bir tarafa koyarken diğer iki tek elektronu diğer tarafına koyar. Oksijen de bu elektronların yanına gelir. ikişer tane elektronlarını bu şekilde karbonla ortaklaşmaya sunar. Ve oksijenin ortaklaşmaya katılmayan iki çifte elektronu kalır. Her bir oksijen atomu için düşündüğümüzde. Ve molekülün tamamına baktığımız zaman 4 çift elektron ortaklaşmada kullanılmış. 4 çift elektron ise ortaklaşmaya katılmamıştır. Bir de bağları çizgilerle gösterelim arkadaşlar. Ve karbon oksijen arasında ikişer çift çizgi olacaktır. Oksijenlerin yine neyini göstermek zorundayız? Ortaklaşmaya katılmayan elektronları göstermek zorundayız. Çünkü bunları göstermezsek Lewis nokta gösterimi yanlış yapmış oluruz. Ve moleküldeki atomlara baktığımız zaman hepsinin oktet kuralına uyduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de CH4 molekülünün Lewis nokta gösterimini inceleyelim. Karbon 6'dır. 2, 4 şeklinde elektron katman zilimi. Hidrojen ise 1'de 1 şeklinde elektron katman zilimi var. Karbonun 1, 2, 3, 4 tane tek elektronu vardır. Hidrojenin ise 1 elektronu vardır. Karbon 4 bay yapar. Hidrojen 1 bay yapar. Burada karbonun her bir tek elektron yanına bir tane hidrojen getirelim. Ve bu şekilde hidrojenleri dağıttığımızda CH4 molekülünün Lewis nokta gösterimi çıkmış oluyor. Veya bu noktaları çizgilerle gösterebilirdik. Dolayısıyla C'nin tarafına 4 tane çizgi atarız ve hidrojenleri buraya yazarız arkadaşlar. Ve bu molekülde karbon atomları yine oktet kroluna uymuştur. Hidrojen atomları ise dublet kroluna uymuştur deriz. BH3 molekülünü Atom numarası 5 olan bor atom numarası bir olan hidrojen atomlarının katma elektron dizimlerini yaparız ve ondan sonra dayak elektron sayısına göre Lewis nokta gösterimlerini yaparız. Gördüğünüz gibi hidrojenin katma elektron diziminde son yörüngesinde bir elektron var. Borun ise son yörüngesinde 3 elektron var. Bu yüzden hidrojenin bir tane noktası vardır. Borun 3 noktası vardır. Ve borun 3 tek noktasından dolayı 3 bağ yapar. Hidrojen ise 1 bağ yapar. Evet demiştik ki çok bağ yapan atomu merkeze alalım. Ve merkeze aldığımız bordo bu sefer ortaklaşmaya katılmayan elektron çifti yoktur. O yüzden ortaklaşmaya katılacak olan elektronlarını eşit bir şekilde atomun sembolünün etrafında dağıtalım. Ve her bir noktanın yanına birer tane hidrojen atomu getirelim. Ve bu şekilde bor trihidrür yeşinin Lewis nokta gösterimi çıkmış olur. Buradaki noktalar yerine çizgi de kullanabilirdik. Ve dolayısıyla molekülün şekli benzer şekilde çizilmiş olur. Burada dikkatimizi çeken noktaların biri şudur. Bor atomu oktetini tamamlayamamıştır. Bor altta kalmıştır. Bu mümkündür arkadaşlar. Her atom oktet veya dublet kuralına uymak zorunda değildir. Ama hidrojen atomları ne yapmıştır? Dublet kuralına uymuştur. Ve bu molekülde 3 çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Ve ortaklaşmaya katılmayan bir elektron çifti yoktur. Örneğimize bakalım? Örnek bir kimyasal bağlar ile ilgili yargılardan hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Birinci önerme. Aynı veya farklı tür atomların kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutulmasıyla kimyasal bağ oluşur. Evet, doğru. Elektronu bir atomdan diğerine verilmesi sonucunda oluşan artı ve eksi yüklü iyonların birbirini elektrostatik çekim kuvvetleri çekmesi sonucu oluşan bağ iyonik bağdır. Bu da doğru bir açıklama arkadaşlar. Hızlı tükler birbirini çeker. Üçüncü önerme atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmasıyla kovalent bağ oluşur. Evet elektron ortaklaşması kovalent bağ demektir. Cevabımız E şıkkı 1, 2, 3'tür. Ve bu soru 2013 yılında YGS sınavında sorulmuş bir sorudur arkadaşlar. Örnek 2. Aşağıdaki birleşiklerden hangisinin karşısında verilen kovalent bağ sayısı yanlış verilmiştir? Evet şimdi bakalım. H2O molekülünde ve her bir atomun ne verilmiş? Atom numarası verilmiş. Arkadaşlar yapacağı bağ sayısını grup numarasıyla ilişkilendirebiliriz. Mesela 1A'da kim vardır? Kovalent bağ yapabilen hidrojen vardır. Hidrojen 1A'da olduğu için bir tane de elektronu vardır ve bunun Lewis nokta gösterinin bir tane tek elektronu vardır. Ve bu sebeple hidrojen bir bağ yapar arkadaşlar. 3A'da bor vardır. Borun 3 tane tek ekton olduğu için 3 bağ yapar diyebiliriz. 4A'daki karbon ise bağ yaptığında 4A olduğu için 4 tane tek ekton vardır. Ve bu sebeple 4 bağ yapar deriz. 5A'da 5A'da azot ve fosfor elementleri karşılaşırız. Bunların 5A'da olduğu için derlik ekton sayıları 5'tir. Ve Lewis nokta gösterimlerinde 3 tane tek ekton vardır. Bu sebeple bunlar 3 bağ yaparken bir çift elektronu ortaklaşmaya katılmaz. 6 ada ise kim var? Oksijen ve kükürt var. Bu iki ametal ise toplamda 2 bağ yapar. 7A'da kim vardır? Flor, klor, brom ve iot vardır. Bu elementler 8'i tamamlamak için bir bağ yapar diyebiliriz. Evet arkadaşlar eğer ki şu tabloyu öğrenebilirsek elementlerin tek tek elektron katman dizilini yapmamıza gerek kalmaz. Yani moleküle bakarsınız oksijen atomu var. Oksijen nerede? 6A'daydı. Ve oksijen kaç bağ yapardı? 2 bağ yapardı. Ve bu şekilde doğru dersiniz. Şimdi bu tabloyu inceleyerek sorumuzu çözmeye çalışalım. F2. Flor nerede? 7A'da. Yedada. 7A'daki flor kaç bağ yapardı? 1 bağ yapardı. O yüzden bu da doğru bir açıklama. C şıkkında NH3 var. Azota bakıyoruz. Azot nerede? 5A'da. 5A'daki atomlar 3 bağ yapardı. Burada ne demiş? 3 bağ yapar demiş. Bu da doğru bir açıklama. D şıkkına bakıyoruz. O2. Oksijen atomu 6A'daydı ve 2 bağ yapardı. A şıkkına söylemiştik. Ama burada ne demiş? 1 bağ yapar demiş. O yüzden D şıkkı yanlıştır. E şıkkına bakalım. CH4 molekülünü görüyoruz. Merkezde kim var? C atomu var. C atomu kaç bağ yapıyor? 4 bağ yapıyor. Ve burada 4 demiş. Yani e şıkkı da doğrudur. Kovalent bağlı değişiklerin özellikleri. Kovalent bağlı değişik elementlerin büyük çoğunluğu iyonik bileşiklerden farklı olarak bağımsız birimlerden yani moleküllerden oluşmuşlardır. Peki neden kovalent bağ değişikler ve elementler bağımsız moleküllerden oluşur? Çünkü bunların Lewis yapıları incelendiğinde her atomun ortaklanmamış elektronların tamamı bağ oluşunda kullanılmıştır ve bu sebeple başka kovalent bağ oluşturmazlar. Ve bu yüzden de kovalent bağ bileşikler ve elementler çoğunlukla molekül olarak adlandırılan bağımsız birimlerden oluşur. Kovalent bağlı moleküller genellikle e, moleküller arası etkileşimler genellikle iyonik bağlara göre daha zayıftır. Ve katı ve sıvı halde elektrik akımını iletmezler. Su özelliklerinde ise Moleküllerini ayrışanlar elektrik akımını iletmezken iyon oluşturanlar ise elektrik akımını iletebilir. Ve kovalent bağlı moleküller oda şartlarında üç fiziksel halde de bulunabilirler. Örneğin, silisyum dioksit katı halde, haşiyol sıvı halde, karbon ise gaz halde bulunabilir. Örneğimize bakarsak, örneğimiz 2017 yılında YGS sınavında sorulmuş bir soru ve diyor ki, yukarıdakilerin hangileri oda şartlarında? moleküler yapıda değildir diye soruyor. Arkadaşlar burada moleküler yapıda olanlar kovalent bağlı olanlardır. Ve bunun haricindekiler moleküler yapılı değildir. Su, yemek tuzu, su, hidrojen gazı ve amonyak gazı bunlar kovalent yapılıdır. Yemek tuzu ise arkadaşlar iyonik yapıldır. Ve bu sebeple yemek tuzu moleküler yapıda değildir. Yani cevabımız yalnız iki A şıkkıdır. Dördüncü örnek. X, Y, Z elementleri arasında oluşan bileşiklerle ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre X, Y, Z elementleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diye sorulmuştur. X ve Z bileşiği yöniktir. X, Y, Z, 4 bileşiği ise bağımsız moleküllerden oluşmuştur. Arkadaşlar, Y, Z, 4 bağımsız moleküllerden oluşuna göre demek ki amatörlerden oluşan bir moleküldür. Yani Y ve Z amatörlerdir arkadaşlar. Ve X-Z bileşiği yönelik yapılı olduğuna göre, Z-A metal olduğuna göre X nedir? Metaldir deriz. Yani cevabımız X metal, Y ve Z-A olan A şıkkıdır. Peki, apolar ve polar kovalent bağlardan bahsedelim şimdi de. Arkadaşlar, ametal atomlar arasında elektron ortaklaşa kullanılması sonucunda kovalent bağ oluşur. Ve eğer aynı ametal atomları elektron ortaklaşa kullanıyorsa bu atomların elektronların çekme kuvveti eşit olduğundan elektronları paylaşım da eşit olacaktır. Bu durumda kovalent bağda kutuplaşma olmaz. Ve aynı tür amatör atomları arasında oluşan kovalent bağ apolar kutupsuz kovalent bağ denir. Apolar kovalent bağ anlamak için de moleküle bakacaksınız. Molekülde eğer aynı türden atomlar varsa burada olduğu gibi veya burada olduğu gibi veya burada veya burada olduğu gibi ise apolar diyeceksiniz veya molekülün formülü verildi. H2, O2, N2 veya F2 gibi görüyorsanız bunlar da tek atom içerir. Yani element molekülleri aslında apolar kovalent bağlıdır diyebilirsiniz. Peki farklı ametal atomları arasında oluştuğunu düşünürsek ne olacaktır? Farklı atomların elektronu çekme eğilimi yani elektron negatiflik değerleri farklıdır. Bu durumda elektronu çekme eğilimi büyük olan atom kısmi negatif küçük olan atom ise kısmi pozitif yüklenir. Yani aslında elektronu çekme eğilimi büyük olan atom elektronları kendine daha yakın tuttuğu için genellikle eksi olarak davranır. Öteki ise kendine daha uzak tuttuğu için genellikle artı olarak davranır. Ve bu şekilde farklı amet atomlar arasında oluşan bağ ise polar kovalent bağ veya kutuplu kovalent bağ denir. Aşağıdaki örnekleri incelersek arkadaşlar oksijen ve hidrojen arasında oluşan bir yaşa baktığımız zaman oksijen Periyodik cetvelde 6 A grubundadır. Hidrojen ise 1 A grubundadır. Dolayısıyla oksijenin elektronları çekme isteği hidrojenin daha fazladır. Yani molekülde kısmi eksi yükle yüklenen kimdir? Oksijendir. Hidrojen ise kısmi artı yükle yüklenir. Ama OF2 bileşine baktığımızda ise florun elektronegatiflik değeri oksijenden daha büyüktür. Çünkü flor nerede? 7 adadır Oksijen ise 6A'da bulunan bir elementtir. Bu sebeple florun elektronları çekme eğilimi oksijenden daha fazla. Ve buradaki molekülde oksijen kısmi artı yüklenirken florlar ise kısmi eksi yük alır deriz. Ve bu şekilde oluşan bağların her ikisi de nedir? Polar kovalent bağdır deriz arkadaşlar. Periyodik özelliklerin değişimi konusunda atomların elektronlara sahip çıkma eğiliminden bahsetmiştik ve periyodik cetvelde soy gazları saymadığımız takdirde sağa ve yukarı doğru çıktıkça ne olacaktır? Elektronlara sahip çıkma eğilimi artacaktır. Ve elementler arasında elektrona sahip çıkma eğilimi en büyük olan element kimdir? Flordur. Bunun elektronegatiflik değeri 4.0 kabul edilmiştir. Ve diğer elementlerin elektronegatiflik değeri flora göre hesaplanmış ve farklı değerler çıkmıştır. Ve periyodik en elektronegatif element flor olduğunda 5. örnek 2012 yılında YGS sınavında sorulmuş bir sorudur. Ve soruda hidrojen, karbon, azot, oksijen ve flor elementlerinin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi yani elektronegatiflik değerleri sıralaması verilmiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin oksijenin yükseltgen basamağı pozitiftir diye sorulmuş. Arkadaşlar oksijenin değerlerinin pozitif olabilmesi için oksijenin bağ elektronuna sahip çıkma eğiliminin diğer elementten daha küçük olması gerekiyor. Ve bu sıralamaya baktığınız zaman oksijenden tek büyük olan element flordur. Dolayısıyla oksijen florla yaptığı birleşikte pozitif değerlik alacaktır. ve cevabımız B şıkkı olacaktır. Örnek 6. Lewis yapısı şeklinde olan molekül ile ilgili yargılardan hangisi doğru diye sorulmuş. Polar kovalent bağ içerir. Evet farklı ametal atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağlıdır. Doğru. H atomu yani hidrojen atomu dublet, flor atomu ise oktet kuralına uyar demiş. Arkadaşlar saydığımızda florun dairek elektron sayısının 8'e, hidrojenin ise 2'ye tam görüyoruz. Yani doğru bir açıklama hidrojen dublete, flor oktete uymuştur. Üçüncü önerme, flor atomu kısmi pozitif yüklüdür. Arkadaşlar florun elektron katman zilini yaptığınızda 2-7 şeklinde olacaktır. Ve dairek elektron sayısı 7 olduğu için 7A grubundadır. Hidrojen ise elektron katman zilini yaptığımızda 1 olacaktır ve Periyodik cetvelde bir agronodur. Flor hidrojenden daha sağda olduğu için daha fazla elektronlara sahip çıkar ve bu sebeple yükü eksi olacaktır. Yani üçüncü önerme yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Ve ayrıca şunu hatırlatmak isterim. Hidrojen en zayıf ametaldir. Flor ise en kuvvetli ametaldir. Bu şekilde düşündüğümüzde de direkt florun kısmi yükte olduğunu anlayabilirsiniz. Etkinliğimize bakalım. Etkinlikte aşağıdaki maddelerin bağ türünü karşısına tek işaretiyle belirtiniz demiş. Maddeler verilmiş, bağ türleri verilmiş ve bunun arasından seçeceğiz. Arkadaşlar A şıkkında H2 demiş. H2 aynı hidrojen atomlarından oluşmuş bir moleküldür. Ve ametallerden oluştuğu için kovalent bağlıdır. Aynı ametallerden oluştuğu için ise apolar kovalent bağlıdır deriz. B'de sodyum florür bileşiği verilmiş. Arkadaşlar sodyum metaldir. Sodyum metal olduğunu hatırlayabilirsiniz veya burada verilen elektron katman dizine bakarak karar verebilirsiniz. Flor ise bir ametaldir. Yine aynı şekilde elektron katman dizine baktığımızda florun ametal olduğunu çıkarabilirsiniz. Veya ilk 20 elementte silisyum ve helyum haricindeki yumla biten elementlerin metal olduğunu hatırlarsanız yine sodyumun metal, florun ametal olduğunu hatırlayıp buradaki bir işin iyonik bağlı bir iş olduğunu anlayabilirsiniz. C şıkkında karbondioksit karbon bir ametaldir. Oksijen de bir ametaldir. Ve ametal ametal arasında kovalent bağ oluşur. Farklı ametaller varsa bu polar kovalent bağdır. O yüzden polar kovalent bağı çiziyoruz. D'de F2 molekülünü vermişler. Flor bir ametaldir. Ve aynı ametal arasında olduğu için bağ bu apolar kovalent bağlıdır. E şıkkında magnezyum oksit. Bakın yumla bitmiş. Yumla bittiği için metal, oksijen ise bir ametal. Metal oksit ise iyonik bağlıdır. O yüzden iyonik bağ tik atıyoruz. Fd kükürt tetra bileşiği verilmiş. Kükürt de flor da metaldir. Ve farklı metaller arasında oluştuğu için bu bağ polar koyant bağlıdır. Kalsiyum karbonata baktığımızda ise burada bir istisna göreceğiz. Kalsiyum metal karbonat ise bir köktür. Ve eksi iki yüklüdür. Burada zıt yüklerin birbirini çekmesinden dolayı kalsiyum ve karbonat arasında ne vardır? iyonik bağ vardır. Fakat karbonat kökü içerisinde, karbon ve oksijen atomları içerisinde polar kovalent bağ kurulmuştur. O yüzden bu molekülde hem iyonik bağ hem de polar kovalent bağ vardır deriz. Föy'de anlattığımız konuları şimdi sorularla pekiştirelim. Birinci soruda N2 molekülü ilgili yargıların hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Evet, Lewis yapısı şeklinde demiş arkadaşlar. Azot atomunun proton sayısı 7'dir. Elektron katman zilini yaparsak 2 5 şeklindedir ve azotun etrafında 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta vardır. Azot atomunun 3 tane tek atom olduğu için üçlü bağ yapar ve bir çifte ortaklaşmamış elektron bırakır arkadaşlar. Ve azotlar yan geldiğinde bu üç çift elektronu ortaklaşa kullanırlar ve birer çift elektronlarını ortaklaşmaya katmazlar ve böylelikle aralarında apolar kovalent bağ kurulmuş olur. Şimdi önermeleri okursak Birinci önerme Lewis yapısı bu şekilde demiş. Evet arkadaşlar doğru bir ifade. İkinci önerme ortaklanmış elektron çifti sayısı 3'tür. 3 çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Ve bu sebeple ikinci önerme de doğrudur. Ve atomlar dublet kuralına uyar demiş. Hayır arkadaşlar azot atomu 2, 4, 6, 8 şeklinde olduğu için oktet kuralına uyar. Üçüncü önerme yanlıştır. Ve doğru olanı sordukları için cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda bir x molekülü ile ilgili bazı bilgiler veriliyor ve buna göre x molekülünün aşağıdakilerden hangisinin olabileceği soruluyor. x molekülünde bağlayıcı elektron çifti sayısı 3 ve ortaklanmamış elektron çifti sayısı ise 1'miş. Şimdi bu şıkları bu önermeleri sağlayan şıkları seçelim. A şıkkında bor atomu 3 tane bağ yapmıştır. Fakat bu molekülde ortaklanmamış elektron olmadığı için cevabımız olmaz. D şıkkına bakalım. D şıkkında azot atomu 3 tane bağ yapmıştır ve bir tane bir çift ortaklanmamış elektronu vardır. Yani cevabımız D şıkkındaki NH3'tür. Üçüncü soru. X ve baş grup elementler arasında oluşan bir eşin levis yapısı şeklindedir. Buna göre bu molekülün bu molekül ve elementleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur demişler. X'in değerli elektron sayısı 8'dir. Arkadaşlar hemen moleküle baktığımız zaman X'in ortaklaşmaya katılmayan iki çift elektronu vardır. Ve ortaklaşmaya katılan birer tane yani iki tane elektronu vardır. Şimdi baktığımızda dernek elektron sayısı 2, 4, 5 ve 6 oluyor. O yüzden birinci önerme yanlıştır. Birleşikteki bağlayıcı elektron çifti sayısı 2'dir demiş. Evet baktığımızda birleşikte iki tane bağ yapılmış. O yüzden bağlayıcı elektron çifti sayısı 2'dir. Doğru. Y elementinin halojen olduğu söylenmiş. Y elementine bakarsak bir tane elektronun da kullanmış ve etrafında ortaklaşmaya katılmayan 3 çift elektron vardır. Sayarsak 7 tane elektron vardır. Yani bir halojendir, 7 A grubundadır. Dördüncü önermeye baktığımızda atomlarınız arasında polar kovalent bağ var demiş. Farklı atomlar arasında polar kovalent bağ oluştuğu için bu önerme de doğrudur. Cevabımız E şıkkı 2, 3 ve 4'tür. Dördüncü soru. Tabloda bazı element atomlarının katman elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre X2, Y2 ve Z2 moleküllerindeki kovalent bağ sayısı sorulmuş bize arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. X'in elektron dağılımı 2 6 şeklinde olduğu için değerlik elektron sayısı 6'dır. Lewis nokta gösteriminde 6 tane noktası vardır. Ve bu noktalardan 2 tane tek, 2 tanesi tek olduğu için X atomu 2 bağ yapar deriz. Veya X'in değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 6A grubundadır deriz. Ve bu sebeple X 2 bağ yapar diyebiliriz. Y atomuna bakalım. Y atomun değerlik elektron sayısı 7'dir. O zaman Y'nin etrafında 7 tane nokta vardır. Ve bu noktalardan bir tanesi tektir. O yüzden Y atomu bir bağ yapar. Yine az önce düşündüğümüz gibi düşünürsek Y'nin değerlik elektron sayısı 7 ise Y 7 A grubundadır. Ve 7 A grubundaki elementler bir bağ yapar diyebiliriz. Z atomuna baktığımız zaman onun da dairek elektron sayısı 7'dir. Ve bu sebeple Z atomunda bir tane tek elektron bırakır. Ve bu yüzden de bir bağ yapar diyebiliriz. Veya Z atomunun 7A'da olduğunu ve bir bağ yapacağını düşünebiliriz. Ve cevabımız ne olacaktır? X2 molekülünde iki tane bağ, Y2 molekülünde bir tane bağ, Z2 molekülünde bir tane bağ olan A şıkkı olacaktır. Beşinci soru. Flor molekülü ve sodyum florür maddeleri ile ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğu sorulmuş ve atomların proton sayıları parantez içinde verilmiş. Birinci önemli, ikisinde de flor atomlarının elektron sayısı eşittir demiş. Bunu anlayabilmek için bu maddelerin Lewis gösterimlerini yapmamız gerekiyor. F2 molekülünü yaparsak, flor 9'du. Elektron dizimi 27 şeklinde, derlik elektron sayısı 7 ve 7 tane noktası vardır. Ve bir tane tek noktası olduğu için flor bir bağ yapar ve bir flor bir elektron ortaya koyar. Diğer flor yine bir elektron ortaya koyar ve bu iki elektron ortaklaşa kullanılır. Ve bunların üçer çift ortaklaşmaya katılmayan elektronları vardır. Şimdi sodyum florür maddesini yapalım. Sodyum 11 2 8 1'dir. Ve bir tane daha elektron olduğu için bir tane noktası vardır. Flor 9 2 7 demiştik ve florin etrafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta vardır. Sodyum bir elektronunu flora verir. Ve sodyum bir elektronunu flora verince sodyum artı bir olur. İyonun Lewis gösterimi de bu şekildedir. Flor ise bir elektron olunca ne olacaktır? Değerlik elektron sayısı 8'e tamamlanacaktır ve yükü eksi olacaktır. Bu ise iyonik bağlı için Lewis gösterimidir. Şimdi önermeleri tekrar okuyalım. İkisinde de flor atomlarının elektron sayısı eşittir demiş. F2 molekülünde bir tane flor atomunun 2 4 6 8 elektronu vardır. Sodyum florür bileşiğinde ise yine flor atomunun 2 4 6 8 tane elektronu vardır. Yani birinci önerme doğrudur. İkisinde de flor atomları oktete ulaşmıştır. Evet, flor 8'e tamamlamış, flor 8'e tamamlamış. Yani oktete ulaşmış. Doğru. Üçüncü önerme. F2'de atomlar arası kovalent NaF'de atomlar arası iyonik bağ vardır. Evet doğru. Çünkü F2 ametallerin oluşturduğu bir gruptur. Sodyum flor ise metal ametal bileşidir. O yüzden 3. de doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2, 3'tür. 6. soru. X1 ve Y8 atomlar arasında X2, Y bileşiği oluşmaktadır. Bu bileşik ve oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Arkadaşlar oluşum dediği için ilk önce bir eşin oluşumuna bakalım. Ve oluşumuna bakmadan önce ilk önce ne yapıyoruz? Atomların elektron katma albümlerini yapıyoruz. X1. Birinci örüngüsünde bir tane elektron var. Derdeki elektron sayısı 1 olduğu için Lewis nokta göğsünde bir tane noktası var. Y8. 2. 6 şeklinde. Y'nin 6 tane elektron olduğu için 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane noktası var. Y'de 2 tane tek elektron var. X'te bir tane tek elektron var. O zaman Y 2 bağ yapar. X ise bir bağ yapar. Ve çok bağ yapanı merkeze yazın demiştik. Yazdık. Onun ortaklaşmaya katılma elektronlarının üst tarafa sığdır. Sığdırdık. Ve ortaklaşmaya katılacak elektronların ise alt, alt tarafa sığdır demiştik. Ve sonra diğer elementi onun tek elektronlarının yanına getir demiştik. Ve bu şekilde molekülün Lewis nokta yapısını çizmiş olduk. Peki... Bir tane X atomu bir elektronla ortaklaşır. Evet X'in zaten bir tane ortaklaşabileceği elektron vardı. Ve bunu ortaklaşır. A şıkkı doğru. B şıkkı. Bir tane Y atomu iki elektronla ortaklaşır. Evet iki tane tek elektron olduğu için iki elektronla da kullanır. C şıkkı. Birleşik kovalent baldır. X ametal. Y ametal. Dolayısıyla kovalent baldır. Bu da doğru. D şıkkı. Birleşikte ortaklanmamış elektron çifti yoktur demiş. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü ilk Y atomunun etrafında iki çift ortaklaşmaya katılmayan elektron vardır. Ve bileşik molekül yapıldır. E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. Yedinci soruda karbondioksit molekülü ile ilgili aşağıdaki faydaların hangisinin doğru olduğu sorulmuş. Karbonun 6, oksijenin 8 olduğu bilgisi verilmiş. Ve A şıkkında hemen görüyorsunuz ki Lewis nokta yapısı verilmiş. Hemen biz karbon dioksitini devis nokta gösterimi çizelim. Karbon 6 2, 4 şeklinde. Derdik elektron sayısı 4 olduğu için 1, 2, 3, 4 tane noktası vardır. Oksijen ise 8'di. Elektron katman dizimi yaptığımız zaman 2, 6 şeklinde olur katman dizimi. Ve son yöngesinde 6 elektron olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta koyarız. Karbonun 4 tane tek noktası vardır. O yüzden karbon 4 bay yapar. Oksijenin ise İki tane tek noktası olduğu için iki tane bağ yapar ve karbon ve oksijen elektronlarını çifter çifter ortaklaşmaya katar ve karbon iki elektronu bir oksijene sunar, diğer iki elektronunu diğer oksijene sunar ve artık aralarında ikişer tane elektronu ortaklaşa kullanmaya başlar ve dört çift dört tek elektron yani iki çift elektron ortaklaşmış olur ve oksijenin ortaklaşmaya katılmayan bir iki üç dört tane ya da iki çift elektronu olur her bir oksijende ve molekülün Lewis gösterimi bu şekilde olur. Karşılaştırdığımızda aynısı oldu. Evet bakın molekülde oksijen ve karbon atomları arasında ikişer çift elektron ortaklaşa kullanılmış ve her oksijenin ikişer çifte ortaklaşmaya katılmayan elektronu kalmıştır. Yani cevap A şıkkıdır. Lewis yapısı verildiği şekildedir. 8. soruda aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis nokta yapısı yanlış verilmiş demiş. Arkadaşlar bu tür sorularda genellikle o atomun Dublet kromunu yiyorsa dubleti tamamlamış olması gerekiyor. Veya oktet uyuyorsa oktetini tamamlamış olması gerekiyor. Genellikle yapılan hata bu oluyor. Peki dublet kromunu atomlar kimlerdir? Arkadaşlar periyodik tablo hidrojen, lityum, berilyum. Bunlar dublet kuralına uyabilen atomlardır. Bor ise altta kalır. Ondan sonraki karbon, azot, oksijen, flor ve devamındaki atomlar arkadaşlar ise oktet kuralına uyarlar. Dolayısıyla moleküllerde oktet kuralına uyacak atomların oktete uyup olmadığını kontrol edelim ilk önce. Sonra veya dublet oyanların dublet uyup olmadığını kontrol edelim. Birinci moleküle bakarsak azot 3 çift elektron ortaklaşa kullanmış ve 2 çift elektron ortaklaşmaya katılmamış. Sayarsak 2 4 6 8 tane. Yani doğru görünüyor. Karbon diokside bakarsak az önce yapmıştık. 2 4 6 8 2 4 6 8 karbon 2 4 6 8 oksijen. Bu da doğru görünüyor. Ve aslında karbon neredeydi? 4A grubundaydı. Elementlerin en azından bu elementlerin hangi grupta olduğunu bilirseniz yapacakları bağ sayısını tahmin etmeniz daha kolay olur. Azot 5A'daydı, oksijen 6A'daydı ve florsa 7A'daydı arkadaşlar. 7A'daki atom 1 bağ yapardı. 6A'daki atom 2 bağ yapardı, 5A'daki atom 3 bağ yapardı ve 4A'daki atom 4 bağ yapardı diyoruz. Evet ilk değişikte azot 3 bağını yapmıştı. Karbon burada 4 bağını yapmış ve 8'e tanımlamış. Yani doğru. C şıkkında oksijene bakıyorum. Oksijen 1, 2 tane bağ yapmış ve iki çift ortaklaşmamış elektron bırakmış ve dublet okteti tamamlamış. Hidrojenler ise dublette kalmış. Yani bu da doğru. D şıkkına baktığımızda ise hidrojen 1 bağ yapmış. Hidrojen 1 bağ yapmış ama karbon 1, 2 bir buradaki karbon 2 bay yapmış. Karbonun kaç bay yapması gerekiyordu? 4 bay yapması gerekiyordu. Ve baktığınız zaman karbon atomlarından bir tanesi 2, 4, altta kalmış. Diğer karbon atomu da 2, 4, altta kalmış. Yani 8 tam da O yüzden buradaki Lewis gösterimine yanlış deriz arkadaşlar. 9. soruda periyodik sistemin üçüncü periyodunda yer alan X, Y, Z elementleri arasında oluşan bileşikler hakkında bilgi verilmiş. Bu bilgilere göre yargıların hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. XY2 bileşiğinin yönik bağlı olduğu, ZY3 bileşiğinin ise kovalent bağlı olduğu bilgisi verilmiş. Arkadaşlar, ZY3 bileşiği kovalent bağlıysa demek ki Z ve Y atomları ametaldir. Ve XY2 bileşiği yönik bağlıysa ve içerisindeki Y atomu ametalse demek ki X atomu da metaldir deriz. Buna göre birinci önerme X metal Y, Z, A, metaldir. Yani doğru bir açıklama. İkinci önerme. Y, Z, Y, 3 bileşiğinde atomlar arasında elektron ortaklaşması olmuştur. Kovalent bağlı olduğu için evet elektron ortaklaşması olmuştur. Ve üçüncü önerme. X, y, 2 bileşiğinde X pozitif, Y negatif yüklüdür. Çünkü X metaldir. Yani elektron verir. Elektron verince ne olur? Artı yüklenir. Y ise ametaldir. O zaman ne yapar? Elektron olur. Elektron olan atom ne yapar? nasıl yüklü olur? eksi yük olur. Dolayısıyla B şıkta x pozitif, y negatif değerlidir. Önermesi doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür arkadaşlar. 10. soru. Bir x molekülü için bazı bilgiler verilmiş ve buna göre x molekülü aşağıdakilerden hangisinin olabileceği sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çifti sayıları birbirine eşitmiş. X molekülünde ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çift sayısı birbirine eşitmiş. Ve merkez atomu kısmi pozitif. Merkez atomu kısmi pozitif. Diğer atomlar ise kısmi negatif yüklüymüş. Şimdi arkadaşlar buradaki moleküllerde bu şartları sağlayan molekülü seçelim. A şıkkına bakarsak A şıkkında 1, 2, 3, 4 çift ortaklanmış elektron var. Ve 1, 2, 3, 4, 4 çift de ortaklanmamış elektron var. Yani ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çift sayısı birbirine eşit. Sonra merkez atom bakıyorum. Merkez atom kim? Karbon. Bağlı olan kim? Oksijen. Oksijen neredeydi? 6A grubundaydı. Karbon ise 4A'da. Oksijen 6A'da olduğu için elektron çekme isteği karbona göre daha fazladır. Yani elektronegatifliği karbondan daha büyüktür. O zaman oksijen ne olacaktır? Bu molekülde kısmi eksi yüklü 10 olacaktır. Karbonlar ise ne olacaktır? Kısmi artı ve A şıkkındaki bileşimiz ikinci koşulda da için cevabımız A şıkkıdır. 11. soru. Hidrojen, karbon, azot ve oksijen ve flor elementlerin bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi. Yani elektronegatiflik değerleri sıralaması verilmiş arkadaşlar. Ve buna göre... Açıklamalardan hangisinin doğru olduğu sorulmuştur. OF2 bileşiminde oksijen atomunun yükü pozitif demiş. Arkadaşlar, flor ve oksijeni karşılaştırdığımızda flor elektronuna daha çok sahip çıkıyor. Dolayısıyla florun yükü kısmi eksi olacaktır. Oksijenin yükü ise kısmi artı olacaktır. Yani açıklama doğrudur. NO2 bileşiğinde oksijen atomunun pozitif olduğu söylenmiş. Arkadaşlar, oksijenin elektrona sahip çıkma eğilimi azottan daha fazladır. Bu sebeple oksijen kısmi eksi yüklenir, azot ise kısmi artı yüklenir. Yani pozitif değildir, negatiftir. NF3 bileşiğinde Azot atomunun negatif olduğu söylenmiş. Arkadaşlar azotun elektronlara sahip çıkma eğilimi flordan daha düşüktür. Dolayısıyla flor elektronlara daha çok sahip çıktığı için kısmi eksi azot ise kısmi artı olacaktır. Yani negatif değildir. Azot pozitiftir. Üçüncü açıklama yanlıştır. Dördüncü açıklamaya bakalım. CH4'te C atomunun negatif olduğunu söylemişler. Karbonun elektronlara sahip çıkma eğilimi hidrojenden daha fazla. Dolayısıyla karbon kısmi eksi yüklü olacaktır bir düzen ise kısmi artı yük doğaldır. Yani açıklama doğrudur. Cevabımız 1 ve 4'tür. 12. soru ve son sorudayız. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alan X, Y, Z element atomlarının devis yapıları verilmiştir. Buna göre bu element atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar 3. periyotta değerli elektron sayısı 1 olan element 1A grubu metaldir. 3. periyotta değerli elektron sayısı 6 olan element ise 6A grubu bir ameteldir. Ve dairelik elektron sayısı 7 olan element 7A grubu yine bir ameteldir deriz arkadaşlar. Şimdi bu elementlerle ilgili bakalım. X, Z e arasında elektron alışverişi bir oluşur. Evet X metal, Z metal aralarında elektron alışverişi olur. Doğru. Y ile Z arasında elektron ortaklaşmasıyla bir ilişki oluşur. İki ametal arasında elektron ortaklaşmasıyla bir ilişki oluşur. Bu da doğru. Üçüncü ayarmaya bakıyoruz. X ile Z'nin oluşturduğu bir yaşın deviz yapısı bu şekilde demiş. Hemen bakalım. X'in neydi? Bir tane tek noktası vardı. Z'nin ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek noktası vardı. X ne yapmak istiyordu? Bu bir elektronla kurtulup Z ise bir elektron olarak burayı 8'e tamamlamak istiyordu. X bir elektronu verdiğinde X artı 1 olacaktır. Z ise bir elektron aldığında değerli elektron sayısı 8 olacak ve yükü eksi 1 olacaktır. Yonik bileşikler Lewis gösterimi yaparken iyonların Lewis gösterimini yan yana yazmamız yeterli olurdu. Ve bizim yaptığımız Lewis gösterimi de 3. elemedeki Lewis gösterimi aynı olduğu için cevabımız doğrudur. E, cevabımız E şıkkı 1, 2, 3'tür. Arkadaşlar 11 numaralı föyümüzde kovalent bağ ve kovalent bağ bileşiklerin özellikleri konularını işledik. Bunlarla ilgili örnek soruları ve ödev testini çözdük. Sizlerin de soru bankalarınızdan bu konuyla ilgili sorular çözmeniz gerekmektedir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.